Teşekkür ederiz efendim. Alkışlar Elgiz Hanım için. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiydim de yani sizin o yılgınlığınız, ben zaten rahat edeceğim, yapmayacağım filan. Yani rakiplerim yıldırdı beni çok gerçekten. Mükemmel bir performanstı bence ard arda. Hanımefendiciğim ama bak, Sultan Hanım'la birlikte başladık 8900. Sultan Hanım da biliyor, ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Daha fazlasını yapar mıydı? Yapardı. Evet. Çiğdem Hanım geldi, sona doğru bir şeyler oldu. Galiba süre azaldığı için bir harf daha alayım, bir harf daha alayım dedi. 9000'e park etti. Çok daha fazlasını yapardı. Fadime Hanım olmayacak bu iş diye geldi. 9300 artı 10 saniye. Giderek yükseliyoruz. Neden Soner Bey çekmesin derdi. Yapın bir 9800, hepimiz rahatlayalım. Vallahi beni de çok şaşırtır öyle bir şey yaparsam. Kendime de sürpriz olur, güzel olur tabii. En azından kendimizi de şaşırtmak için bir mücadelenin içerisine girelim yahu. Gelsin mi şu sorular? Gelsin. Gelin. Hazır hissedin. Nasıl bir soru? Yolcu ve turistlere geceleme, konaklama imkanı sağlamak amacıyla kurulmuş işletme. Dört harfli. Pansiyon, otel. Dört harfli. Otel. Dört kısmı anda yerleştirelim. Hazır yolculuktan bahsetmişken. Buyurun. Kudüs, Efes gibi kutsal bir yeri ziyaret etmiş olan Hristiyan. Harf rica edeceğim. Hemen harfe tutunmayalım. Oraları kutsal bir ziyaret yapıyor ya. Kutsal bir ziyaret eden, ibadet işte gezi, inanan bir, belli bir unvana sahip olur. Rahip gibi bir şey yok, bu. Hayır. Gelin bir harf alalım. Bir harf alayım. Buyurun. Nokta nokta ziyareti. Hristiyanlar için de o. Bir harf daha rica edeceğim. Tamam. Bizim rotamız daha farklı. Hacı. Hacı. Evet. Aynı unvan kullanılıyor. Gelsin yenisi. Beş harflidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Evcil büyükbaşların genel adı. Aynı zamanda. Evcil büyükbaş. Evet. Evcil büyükbaşların, bir harf rica edeceğim. Ya aynı zamanda geçirdim ama evet. Aynı zamanda şey demek istedim, bir hakaret sözüdür. Yani hani bufalo da büyükbaş da, bunlar evcil. İnek, boğa. Ne diyoruz hepsine birden? Manda. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bir harf daha rica edeceğim. Aldık bir tane. Nokta nokta eti. Sır. Çok seri harf alıyorsunuz. Durduramıyorum sizi. Beş harflidir, tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Son beş harfli cevabımız, artık harf almayalım. Her açıdan benzer. Aynı. Bu anlamda bir söz. Aynısı deriz ya mesela. Aynısıyı... Ne? Tıpatıp. Tıpkı. Nedir? Tıpkı. İşte budur Elgiz'im. Size bir şey söyleyebilir miyim? Moralinizi bozmak istemiyorum ama şu tıpkı var ya, sığırdan da hacıdan da ikişer ikişer harf aldığınız o iki sorudan da daha zordu. Yaparsınız. Beklemiyorum galiba. Ama böyle bir biraz böyle sıkıştığınız zaman hemen harfe tutunuyorsunuz. Yapmayın. Buyurun. Sonunda var bir yoksunluk eki. Neydi o? Sessiz. Çok güzel. Altı harfli. Karanlık çehreli, sevimsiz. Yüzsüz. Yüzsüz başka şey. Karanlık çehreli, sevimsiz, bedbaht gibi bu. Aa, böyle. Bedbaht da mutsuz. Evet, doğru. Bu böyle yani suratına bak, süngüye davran. Öyle bir tip. Yüzünde bir şey bu. İlahi bir parlaklık yok adamın. Fersiz gibi bir şey o, bu ama. Göz için evet, ama. İlahi bir parlaklık yok bu adamın suratında. Kimisi böyle... Şey topu gibidir. Nur topu. Nursuz bu. Evet. Nursuz efendim. Haydi yenisi geliyor. Bugünün en kolay sorularından biri. Kaçırmayın bunu. Altı harfi tek kelime. Suda çözünmek. Erimek. Bana sormayın. Erimek. Patlatın geçsin. Şimdi belki bir karşınıza çıkmamış olabilir. Ondan biraz ürküyorum. Ama nasıl mesela... Olsa olsa ne olur apoletin karşılığı diye çözdük Fadime Hanım'la. Omuzluk olur dedik. Aynı şekilde çözebiliriz bunu da. Bir birleşik kelime şöyle soruluyor. Hem et hem otla beslenen omnivor da denen canlıların bir diğer adı Türkçesi. Hepçil gibi bir şey bu. Bravo. Etçil, etobur. Otçul. Otobur. Bu da? Hepçil ama... Ya şimdi etçil, etobursa? Ha, hepobur. Hepobur. Yedi harfli bir tek kelimedir efendim. Gelsin de görelim nasıl sorulmuştur.
Özel ayakkabılar ve özel topla oynanan bir salon oyunudur. Salon oyunu. Neyse raketbol falan geliyor ama aklıma yok, alakası yok. Yok efendim bunu zaten daha kısa bir... ülkemizde popülerleştiren kişiyi de size söyleyeyim. Fred Çakmaktaş. Onunla öğrendik. Onunla bildik. Bowling gibi bir neydi şey neydi efendim? Bowling. Bowling çoğu. İki kelimeden oluşuyor 8 harfli cevaplarım ve biliyor musunuz halen 9400 puana ulaşabilecek durumdasınız siz. Ama sürem çok az. Tamam, olumsuz bir şey bulun lütfen. Ona tutunun olur mu? Özür dilerim. Buyurun gelsin efendim yeni soru. Sağ kalındığı, yaşandığı sürece anlamında bir söz dizisi. Bir harf rica edeceğim. Yani ölüm bizi ayırana kadar. Bu alabileceğimiz son harfte. Durduralım mı? Sağ İki kelime. Kalındığı, yaşandığı sürece. Yaşandığı sürece. Yaşam süresince. Ömür boyu. Ömür boyu. Şimdi harf almadan cevap verilecek bir soru. Azıcık naftalinli. Kullanılmıyor mu? Hayır, yaygın da kullanılıyor. İlla ki çıkmıştır karşınıza. Belki de kullandınız bolca. Bir görelim. Etmek fiiliyle birlikte ortadan kaldırmak, gidermek anlamlarında kullanılan bir sözdür. Ortadan kaldırmak derken mesela düşmanı, rakibi. Nokta nokta etmek. Bir harf alayım. Bir harf alırsanız bu ihtimal kaçar gider. Alacak mısınız? Evet, bir harf alayım. Üzüldüm. Buyurun. Bir tane daha alalım o zaman. Bir harf daha alayım. Vallahi bu saatten sonra bence bir tane daha alalım. Tamam, bir harf daha aldım o zaman zaten saldıysam. Kaçırdık. Rakibi ya da hasmı ortadan kaldırmak. Bertaraf. Evet, baktım beni çok gerdi ama... Mutlu musunuz şimdi? Mutlu musunuz Elcan? Buyurun efendim yeni soruyor. 4 sorumuz daha var. Dönemsel anlamında yabancı kökenli bir sözcüktür. Bir harf alayım. Dönemsel. Hı hı. Dönemsel olarak spor yapıyorum. Veyahut da hadi gidelim fiziğe, kimyaya. Dönemsel tablo. Hayır öyle değil. Periyodik. Oldu bitti. İki kelimeden oluşuyor. 9 harfli cevapların sonuncusunu oluşturuyor. İstiyorum ki geriye kalan 9 saniyede Elgiz Hanım 3 soruyu birden görsün. Evet. Olur mu? Hadi bakalım. Deneyeyim artık gideceksem de. Hoşlanmak, beğenmek, keyif duymak. Bir harf alayım. İki kelimeden oluşan bir cevap istediğimiz işte bir V harfi. Hoşlanmak, beğenmek. Keyif duymak. Bu aktiviteden çok keyif duydum. Daha yaygın kullanılanı. Zevklenmek. Zevk almak. Zevk almak. 8. skor. İşte bana bıraksaydınız mevzuyu. O ömür boyunda da harf aldırmayacaktım size. Bertaraf etmeyi de zaten kendi başınıza bulacaktınız. Sonra şurada, şu soruda, şu 10 harfli cevapta belki bir tane harf alacaktık. Hesabım öyleydi. Bir görelim. Ozon tabakasını barındıran... Bir harf alayım. Atmosfer katmanıdır. Stratosfer. Bak, bak! Şurama bir şey oturdu. Son bir soru, son cevap. Tamam. Bir harf daha alıp. Tevkif bir etmek. Bir harf alayım. Bu sözün... Anneniz erken alkışladı. Kesinlikle bilir kızım bunu dedi. Evet. Tek kelime. Hiç bilmiyorum tevkif etmeyi. Tevkif edildiniz. Derdest ediniz. Tevkif edildiniz. Tutuklandım mı ben? Hmm. Tutuklanmak. Tutuklanmak. Tutuk? Tutuklamak. Tutuklamak. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama biraz daha asılsaydınız evet. Bence daha rahat geçerdi. Evet. Hı? Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim tekrar. Eksik olmayın efendim. İlginiz bir hediyedir. Bir alkış lütfen. Hemen gidiyoruz.